intelligent question. I just told the players, and I'm always honest. I told them that. So I tell you exactly what I told them. I told them that, first of all, that I'm very proud of them. They did everything to win. They played tactically. They played emotionally. They adapt to many different circumstances in the game. They had two posts. They had three or four big chances that the goalkeeper made incredible saves. In France, it was a little bit more of the same. We lost big, big chances. So it was one team, in my opinion, that deserved to win, and another team that won. Consequences. Consequences for me are very simple. We lose economically, because Champions League obviously is an important boost to the club. And we lose the chance to play against the biggest teams in the world. But we would never win the Champions League. We would never reach the Champions League final. Never. We could beat one of two of the big teams, but we couldn't go through every round until the big targets. So we lost that. But we go to Europa League. And in Europa League, if I don't want to say the rest, I prefer to stay on the ifs. But if we can do a great Europa League, but we can do a great Europa League with the if. I cannot speak more than the if. If not, I am in trouble. But I'm very proud of the players. Now we focus on the Super League, and we will wait for the draw of Europa League, where I want the team to play with the same enthusiasm and with more quality than today, because today we were a bit in trouble. Ferdi and Fred are two creative players. Fred and Ferdi are two players with intensity, high intensity in their game that you need for this kind of matches. Not to have one is hard. Not to have two is very hard. The boys gave everything. I'm proud of them. Zekice bir soru. Ben her zaman dürüst biriyimdir ve oyuncularıma tam olarak ne dediğimi size söyleyeyim. Onlarla gurur duyuyorum. Çünkü bugün takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. Maç içerisinde pek çok farklı şarta uyum sağladı oyuncular. İki topumuz direkten döndü. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Kaleci harika kurtarışlar yaptı. Pek çok pozisyona girdik. Bugün sadece bir takım kazanmayı hak etti. Diğer takımsa maçı kazandı. Şu anda içinde bulunduğumuz sonuçlar basit. Ekonomik anlamda kaybettik. Çünkü Şampiyonlar Ligi bu anlamda önemli bir destek. Aynı zamanda dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını da kaybettik. Ama şu da bir gerçek ki zaten Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık. Asla finale ulaşamazdık. Belki bir iki büyük, dünyaca büyük takımı yenebilirdik ama bunu her tur gerçekleştiremezdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde de eğer diyorum ama eğer'in devamını söylemeyip eğer'de kalmak istiyoruz. Biz Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz ama eğer bu cümlenin devamını getirmek istemiyorum. Çünkü yoksa başım belada olur. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şimdi Süper Lig maçımıza odaklanacağız ve Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Orada da aynı heyecanla oynayacağız ama daha fazla imkanımız olacak. Çünkü bugün şu anlamda başımız beladaydı. Fred ve Ferdi gibi iki tane yaratıcı oyuncumuz yoktu. Şiddeti yüksek oyuncular bunlar ve bu tarz maçlarda önemli oyuncular. Bir tanesinin olmaması bile zor ama iki tane olmadığı zaman çok zor. Ama genel olarak oyuncularım her şeylerini verdiler ve onlarla gurur duyuyorum. If you want to know more about the ifs, I invite you to watch
Roma Sevilla in the Europa League final 2022-2023. And you understand the ifs. Eğer'le ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız sizi Roma Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum. 22-23 sezonunda oynanan. O zaman eğer cümlesinin devamını anlarsınız. Impacts me more for the boys and impacts me more for the fans and impacts me more for the club. This is not about me. This is about the club, about the players, about the fans. I'm just a professional that tries to give my best and to try to help. Honestly, I would prefer to play Champions League, but I am experienced enough and realistic enough to say that in Champions League we wouldn't have a chance to reach finals, to reach the last periods of the competition. In Europa League, if we have chances, because in Europa League we will face many teams of our level. So by the competitive point of view, Europa League is, let's say, more enthusiastic. But of course, we all would prefer to play Champions League for different reasons. Beni şu anlamda etkileyecek, kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından. Çünkü ben sonuçta bir profesyonelim ve ben buraya yardım etmek için geldim. Belirtmiş olduğum gibi beni değil, kulübümüzü, oyuncularımızı ve taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Dürüst olmak gerekirse ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, realistik biriyim ve şunu da söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale veya son turlara kalamazdık. Ama Avrupa Ligi'nde eğer belirtmiş olduğum gibi şansımız var. Çünkü kendi seviyemizdeki takımlarla karşılaşıyoruz orada. Çekişme anlamında Avrupa Ligi bizim için daha heyecan verici. Ama hepimiz farklı nedenlerle de olsa Şampiyonlar Ligi'nde olmayı isterdik.